Efendim Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir peşembe akşamında ve dosta doğru da beraberiz. Bugün yine Celalettin Hocam, Mustafa Hocam ve ilerleyen dakikalarda sevgili Abdurrahman'la beraber olacağız. Bugün yine Hollanda'dan, Kütahya'dan ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen konuklarımız var. Peker kardeşler yine yanımızda bu gece. Bu gece birinin başından geçen bir şeyi, garip bir hikayeyi paylaşacağım. İlerleyen dakikalarda insanlar niye boşanıyorlar? Araştırdık. Onları sizinle paylaşacağım. Yeni krizler olmasın, yeni yuvalar yıkılmasın, insanlar sevgisiz kalmasın diye. Yaşı 50 civarındaydı. Sağlığı da iyiydi. Ciddi bir problemi de hiç olmamıştı. Arada bir namaza gider, binde bir. Bayramdan bayrama hatırlardı Müslüman olduğunu. Dini hiçbir hassasiyeti yoktu. Böyle bir derdi de yoktu. Çabası da yoktu. Ne öğretti ne öğrendi. Ne de çabaladı. Onun için hayat dünyadan ibaretti. Zevk-ü sefa bazen demlenirdi. Bazen kumarhaneden çıkmazdı. İyilik yap denildiğinde uzak bakardı. Canı çıkardı. Sadaka ver dendiğinde sanki canını ver diyorlardı. Hiç iyi değildi. Ama kendini dünyanın en temizi sayardı. Konuşulduğunda kalbim tertemiz derdi. Hep öyle deriz ya, kendimizi öylesine kurtarırız ya. Başkasının her şeyini bilir, kendi hiçbir hususunun bilinmesini istemezdi. İnsanları kıskanırdı. İftira da atardı. Yalan da söylerdi. Müthiş bir hırsı vardı. Hayat hırsı, dünya hırsı, kazanma hırsı, ölmeme hırsı. İşte böyle sıradan bir adamdı. Bir gün yolda giderken aniden beklerken arabaları geçecekler diye kalbi birden daraldı, bir şey oldu, sendeledi, bir iki hareket etti. Sonra caddenin bir tarafına, daha doğrusu kaldırımın bir tarafına yıkıldı kaldı. İnsanlar koştular, dediler ki bu adam kriz geçiriyor. Yere yatırdılar, kalbine masaj yapıyorlardı onu hayata çevirmek için. Bir an bir gürültü, bir patırdı, gelen gelene herkes bir şey söylüyordu. Kimisi ayağını kaldırın, kimisi başını kaldırın, kimisi dilini çıkarın diyordu. Herkes bir anda uzman kesilmişti, doktor kesilmişti. Aslında neredeyse onlar öldüreceklerdi adamı. İyilik yapayım derken onlar canını alacaklardı. Sonra derken ambulans çağırın dediler.
Sabitlendi bunun gözleri. Öldü bu dediler. Bu kalp krizinden öldü dediler. Halbuki ölmemişti. Duyuyordu. Ben ölmedim. Beni kaldırın diyordu. Kalkmak istiyordu. Hamle yapacak ama gücü yetmiyordu. Sağa dönecek, sola dönecek. Ölmediğini gösterecek ama gücü yetmiyordu. Biraz sonra acı bir sirenle, bir sesle ambulans geldi. Hasta bakıcılar onu bir sedyeye koydular. İnsanların meraklı bakışları arasında insanlar ona bakıyor, o da insanlara bakıyordu. Herkesi görüyordu aslında. Ölen görür mü hiç? Görmez. O zaman ölmedim diyordu. Ama bunlara bir duyurabilsem ölmediğimi, hayatta olduğumu bir hissettirebilsem, fakat hareket edemiyor, iradesini sinirlerine hakim hale getiremiyordu. Ne eli hareket ediyordu, ne kolu. Gözlerini kırpıştırmak istiyordu ama sabitti gözleri, bakıyordu, görüyordu. Onu ambulansa koydular. Oradaki hasta bakıcı hastaneyle konuşuyordu, diyordu ki, efendim nefes almıyor, öldü bu diyor. Kızıyordu hemşireye, ben ölmedim ki diyor, sen ne biçim hemşire olmuşsun? Sen mezuniyetin nereden, diplomayı nereden almışsın? Yaşadığımın farkında bile değilsin. Bir kalbime elinizi koysanız da nasıl kalbim atıyor? Hemşire sanki sesi duymuşçasına elini kalbine koydu, durdu, kulağını koydu, bir alet koydu. Hiçbir hareket yok. Hastayı kaybettik. Kızıyordu, ne kaybetmesi diyordu. Ben yaşıyorum, kör müsünüz? Bunlar beni öldü zannediyorlar. Ölüm böyle olur mu diyordu. Ölüler duyar mı hiç? Ölüler hisseder mi hiç? Yollardan geçiyordu. Biraz sonra hastaneye geldiler. Kim kime bir hareket, bağırışmalar, çağrışmalar, sirenler, indirdiler onu. Diyordu ki şimdi doktorlar beni görecek tabii. Doktorlar diyecekler ki bir şeysi yok. Bir iğne vuracaklar, zıpkın gibi fırlayacağım. Öyle diyordu kendine. Getirdiler sedyenin oraya, bir yere getirdiler. Yukarıda ışıklar falan vardı. Hiç görmemişti ameliyathane. Şimdi dedi doktor bana beni kaldıracak. Bunların ne kadar akılsız olduğunu, bunların hiç anlamadığını söyleyecek. Bunların diplomalarını bile iptal eder doktor diyordu kendine. Doktor geldi, baktı. Eline bir alete, gözüne baktı. Sağına soluna döndü. Evet dedi doktor, anladın değil mi yaşadığını? Sen farkına vardın nihayet. Zaten doktorlar uyanık olur dedi, akıllı olurlar. Hemşireler gibi olmazlar ki dedi kendi kendine. Doktor baktı, adı ne dedi? Ahmet dediler. Soyadı falanca dediler. Doktor dedi ki morga indirin. Morga indirin. Bu kelime öylesine bir zıt geldi ki ona. Delirmiş mi bu adam dedi. Bunların hepsi zırceli. Bunların hepsi cahil. Bunlar benim ölmediğim farkında değiller. Morga indirilir miyim ben? Ne morgu? Ama biraz sonra iterek onu morga doğru çeviriyorlardı, götürüyorlardı. Geldi morgun kapısına, sonra bir kutuyu açtılar, sürgü halinde bunu kaldırdılar, morga doğru koydular. Soğuktu, buz kesiyordu. Morgun kapısını kapattılar. Sonra birisi dedi, ihtiyar da değilmiş ya. 50 yaşında mı ne? Allah rahmet eylesin, kalp krizinden. Öyle diyordular, öyle diyorlardı. Kalp krizinden ölmüş diyorlardı. Morga koydular. Bağırmak istiyordu, çağırmak istiyordu, hareket etmek istiyordu. Çıkarın beni buradan. Bu ölülerle benim ne işim var? Ama kimse duymuyor, kimse bir şey görmüyordu. Kimse bir şeyin farkında değildi. Sağına baktı bir ölü, buz kesmiş. Soluna baktı bir ölü. Yanındakine seslendi. Hey arkadaş, hey beni duyuyor musun? Ses yoktu, buz gibiydi. Bembeyazdı tenleri, soldakine baktı. Arkadaş sen beni duyuyor musun dedi. Bunlar deli mi ne? Beni diri diri buraya koydular. Ama kimse bir şey konuşmuyordu. Herkes sessiz ve sakin. Tabii dedi, tabii bunlar ölmüş zaten dedi. Bir ölmeyen ben varım zaten. Beni de buraya koydular. Bunlar beni buz kesecekler burada. Üşüyordu. Parmaklarına kadar donduğunu hissediyordu. Bunlar beni diri diri gömecek bu adamlar.
Bunlar hiç akıllı adamlar değil. Demek ki bu morga koyanların yarısı ölü değil dedi kendi kendine. Demek ki morgda öldürüyor bu adamlar bizleri. Kızıyordu doktorlara. Sonra aradan saatler geçti ne kadar bilmiyor. Birden kapı açtı. Tamam dedi, anladılar benim ölmediğimi. Beni çıkaracaklar, götürecekler, evime gideceğim. Akşam hanım beni bekliyor. En sevdiğim yemekleri yapmış. Çocuklar beni bekliyorlar. Yapacak bir sürü işim var. Benim morgda ne işim var diyordu kendi kendine. Çektiler. Sonra yeniden onu bir şeye sedyeye bindirdiler. Sonra yavaş yavaş götürdüler onu. Beni dedi herhalde ayıltacak bir yere götürüyorlar. Tabii dedi. Farkına vardılar nihayet. Benim sesimi anladılar dedi. Biraz sonra onu bir yere koydular. Mermer bir şeyin üzerine koydular. Bunlar ne yapıyorlar dedi. Biraz sonra bir hoca efendi geldi. Su sıcak mı dedi, ısındı mı, hazır mı? Hazır hocam dediler. Hadi gelin yıkayalım bunu dedi. Bu dedi, bu hoca da bunlardan herhalde. Bunlar hepsi beraber komitacım, ne bunlar dedi. Bunlar bana tezgah mı yapıyor? Bunlar benimle alay mı ediyorlar? Hoca da mı onlardan dedi. Baksana hepsi bir grup olmuşlar. Beni salsa yıkayacaklar. Ölü yıkar gibi. Ben ölü değilim ki. Bağırıyordu. Bütün avazı çıktığınca. Ama kimse bir şey duymuyordu. Bunlar ne duyuyor ne görüyorlar. Diyordu kendi kendine. Demek ki ölüm böyle bir şey. Demek ki insan böyle ölüyor. Fark ediyor, işitiyor, görüyor. Demek ki ölüler her şeyin farkındalar. Yıkandıklarının, tabuta konduklarının, kefenlendiklerinin, morga konduklarının farkındalar. Etrafındaki herkesi görüyorlar ölüler demek. Durdu. Hoca efendi yıkıyordu onu. Ben dedi hocayı uyandırayım dedi. Şu parmağımı bir oynatsam dedi. Parmağımı oynatsam hocam beni görür, benim ölmediğimi anlar. Bütün gücünü kullandı, parmak oynamıyordu. Halbuki o ne kadar rahat yürüyordu. İstediği anda gözünü açıyor, kapatıyor parmağını. Kapatıyor, açıyor, ayağını hareket ettiriyordu. Şimdi dedi, bir gözümü açabilsem, açamıyordu. Ayağımı bir oynatsam diyordu, ayağını oynatamıyordu. Her tarafı buz gibi olmuş. Hoca yıkıyordu, su döküyordu, abdest aldırıyordu. Bir ara kulağına mı su gitmedi? Kendi kendine dedi ki, ya ölüm buysa, ya insanlar böyle ölüyorsa, ya ben sahiden ölmüşsem. İyi de şimdi biraz sonra beni toprağa koyacaklar. Ne yapacağım toprakta? Nefes alamam ki. Sonra dedi ki, hocam ya beni yıkıyorsun, kulaklarımı yıkamadım bak. Kulaklarım kaldı. Kulaklarımı da yıkasam bir. Yıkanmamış olmayayım. İyi bir yıka kulaklarımı, iyi bir yumu ver hocam. Yavaş yavaş ölümü kabul etmek istiyordu sanki. Anlıyordu. Ölüm bu demek dedi. Demek ki ölenler ölmüyormuş. Demek ki vücut ölüyormuş, ruh görüyormuş dedi kendi kendine. Bana ölümü hiç böyle anlatmadılar ki. Ölümü basit bir şey zannettim ben. Demek ki ölüler gözsüz görüyorlar, kulaksız duyuyorlar. Baksana dedi kendi kendine. Hoca onu yıkıyordu. Hocaya sanki ders vericesine, beni şöyle yıka, böyle yıka diyordu. Sonra kendi kendine dedi, niye hocaya kızıyorsun ki sen? Çoğu kez cünüp geziyordun, sen hiç yıkamıyordun ki zaten. Pis pasaklı bir heriptin sen, dedi kendi kendine. Şimdi kalkmış hocaya ders veriyorsun, beni şöyle yıka diye. Kızıyordu kendi kendine. Ben abdest almayı bile sonra öğrendim, yıllar sonra. Yıkanmayı bile adam gibi bilmiyorum diyordu kendi kendine. Biraz sonra hoca onu kuru bir yere aldı. Kefen getirdi, beyaz bir örtü. Kefenle onu bütün bir örtü verdi. Her tarafını kapattı onu. Kefen buymuş demek ki dedi. Başı kapandı, ayakları kapandı. Bütün vücudu sarmalanmıştı. Sanki her tarafı böyle bir fundağa sarılan çocuk gibiydi.
Anam da beni böyle kundağa sarardı. Şimdi hoca beni kundağa sardı dedi kendi kendine. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş onu tabuta koydular. Tabuta koyduklarında orada işte ilk kez oğlunu ve kızını gördü. Benimkiler gelmiş dedi. Ama oğlum zeki bir çocuk dedi. Benim ölmediğimi söyleyecektir onlara. Oğlum farkına varacaktır dedi. Yine hareket etmek, oğluyla konuşmak istedi ama sesini duyuramıyor. Ama her konuşulanı duyuyordu. Oğlu ağlıyordu, kızı ağlıyordu, eşi ağlıyordu. Akrabaları oradaydı, kardeşi, amcası, bütün akrabaları oradaydı. Hepsinin ne yaptığını görüyordu tek tek. Konuşmak istiyordu, bağırıyordu. Son sözlerim vardı, söyleyemedim ki. Son sözlerim vardı, vardıramadım ki diyor. Ama bir türlü duyuramıyordu. Biraz sonra arabaya koydular. Araba yavaş yavaş camiye doğru gidiyordu. Camiyle hiç arası iyi değil. Hiç cenaze namazı kılmayı da bilmiyordu. Kılmamıştı hayatım boyunca. Sadece cenazeyle gelenlere bakardı böyle. Cenazelere bakardı. Böyle hayret edici bir vahiyette bakardı. Sadece o kadar. Sonra onu musalla taşına koydular. Namaz kılınacak bir yer vardı. Böyle mermer bir şey. Tabutla beraber onu oraya koydular. Şöyle baktı. Güzel bir ezan okunuyordu. Hoca efendi minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Geçenlerde hocayı dinlemişti aslında. Böyle Dubai ezanı filan dedikleri bir ezan. Bir Medine ezanı. İlk kez orada ezanı duymuştu böyle içinden geldiği kadarınca. Ona benzetti ezanı. Hiç ezan o kadar hoşuna gitmemişti. Şimdi ezan ne kadar hoşuna gidiyor. Hocanın sesini ne kadar beğenmişti. Halbuki bazen ezanı duyduğunda kızardı ezana. Şu anda öğle uykusundayım ben. Uyanacağım. Sabahleyin hele bir de ezan okunup sabahleyin uykusu bir kaçtığında hocaya bir küfretmedi kalıyordu. Ama şimdi ezan ne hoşuna gidiyordu. Hocam oku oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku diyordu ezanı. Ezan bir defa okunur, o 10 defa okunsun istiyordu. Mezara gitmek istemiyordu ki. İş uzasın, ara uzasın istiyordu. Mezardan çekiniyordu. Ya mezarda? Ya mezarda bir de sorgu varmış dedi. Bana sorgu sorsalar ne yapacağım? Kızı yanına geldi. Kızı ağlıyordu. Tabutuna sarıldı. Babam, babam diye ağlıyordu. Kızına dedi ki, kızım bana ağlayacağına bir Yasin oku bari. Bir Tebareke oku, bir Kur'an oku. Sonra dedi ki, ben niye bunu söylüyorum ki? Ben kızımı Kur'an kursuna göndermedim ki. Onu ben hiçbir şey öğretmedim ki ona. Ne Yasin öğrettim ne Tebareke. Ne bir şey öğrettim ne bir dua. Şimdi kızıma Yasin oku diyorum. Hangi Yasin okuyacak ki? Sonra döndü. Babam var ya babam dedi. O kötü adam dedi. Bana Yasin bile öğretmedi. Babamdan öğrenmedim ki öğreteyim kızıma. Babam bana hiç İslam'ı öğretmedi ki ben de öğretmedim çocuğuma. Sonra kızdı bir daha kendine. Hadi baban öğretmedi. Sen niye öğretmedin be adam dedi kendine. Öleceksin, Fatiha okuyanın yok. Kızı habire feryat ediyordu. Feryadın bana faydası yok. Canım benim dedi. Bir Fatiha okusam babana. Kızı Fatiha'yı da bilmiyormuş. Oğlum okursa okur dedi. Oğlu geldi. Oğlu da aklı başka yerde. Bir telefon mu geldi ne oğluna? Cenazede, babasının cenazesinde bir takım maç yapmış. Skor ne diye soruyordu. Babası cenazede, musalla taşında, oğlu skorun peşinde. Kim kimi yendi? Kızacak oldu. Gücü yese tabutu kıracak, dışarı çıkacak. Sen bunun için mi seni yetiştirdim be oğlum? Ölürken bari skorla ilgilenme diyor. Ama heyhat. Heyhat sesini duyuracak yerde değildi artık. Konuşamazdı. Konuşsa dinlenmezdi. İtibar edilmezdi. Kapılar açılmazdı.
açılması gereken yerde kapıları hiç açmadın sen, sen, ah sen, ah, ah, hiç ders almadın sen. Biraz sonra cenaze namazı için toplanıyor insanlar. Cami cemaati geldi. İlk saflarda cami cemaati. Bir de kardeşi vardı. Temiz, dini bilen bir adam. Okuyor. Bir kardeşimin faydası varmış bana dedi. Sonra baktı, hacı amcalar saf saf olmuş. Temiz yüzlü insanlar cenaze namazı kılacaklar. Kendi kendine dedi ki, ben takkeli bir hacı gördüm mü ne kızardım onlara. Bunlara kızardım, çoğuna yobaz derdim. Şimdi bunlar kaldı bir cenaze namazı mı kılacak? Bunlar olmasa namazım da kılınmayacak. Şu nefret ettiğim adamlar, şu görünce tüylerimin diken diken olduğu adamlar, ölürken bunların bana faydası var, oğlumun kızımın yok. Ah ah dedi, senin bu kafan var ya, şu çalışmaz kafan, bütün bir hayatım boyunca ot gibi yaşamışım meğer ben. Baktı şöyle, kumarhane arkadaşları yok, gece demlendiği arkadaşları yok, kimse yok. Sadece tanımadığı bir sürü insan ve akrabalarından 5-10 kişi. Hoca önüne geçti. Allah için salata, namaza, Resulullah için salavata, salatü selama, meyyit için, ölen için duaya. Bak sonra dedi, benim adım değişmiş, ben Ahmet'im, Ahmet. Meyyit değil ki benim adım dedi. Ben Ahmet'im dedi. Hoca adımı bile bilmiyor. Halbuki meyyit ölü demek. Sen daha mezara konmadan adın silindi gitti. Sen bir ölü oldun ölü. Sen makamların en yükseğinde olsan cenaze namazı kılacak hoca meyyit için diyecek. Milletvekili bakan demeyecek. Genel müdür demeyecek. Falanca zengin patron demeyecek. Meyyit ölüsün sen. Daha mezara girmeden adın silindi senin. Meyyit için duaya. Tekbir getirdiler. Hoca ikinci tekbiri getirdi. Kızdı hocaya, ne kadar erken tekbir getiriyorsun. Biraz daha dua etsene ya. Araya bir uzatsana biraz dedi. İnsanlar tam bana dua ediyorken sen de ikinci tekbiri getirdin hocam dedi. Ne acelem var? Hocaya namaz öğretiyordu neredeyse. Hayatı boyunca ne hoca bildi, ne hacı bildi. Ne namaz bildi, ne oruç. Yılda bir bayram namazında gitti. Onu da gittikten sonra hocaya bir sürü kusur bulurdu. Bayram namazına bile zor giderdi. Namaz bitti, hoca önüne geldi. Cemaate sordu. Dedi ki cemaat, bu kardeşimiz bugün musalla taşında ölmüş. Hakkınız vardır, hukukunuz vardır. Ölüyü nasıl bilirsiniz dedi. Cemaat bir ağızdan iyi biliriz dedi. O da dinliyordu kendi kendine. Vallahi dedi iyi adam değilim ki. Siz doğru söylemiyorsunuz ki dedi. Bütün sahtekarlık bende dedi. Bütün yalancılık bende. Bütün üçkağıt bende. Kul hakkı bende. Haramlar bende, helaller benden uzak, gıybet bende, suizan bende. Benim nerem düzgün hocam? Niye soruyorsun ki cemaate dedi. Sonra döndü cemaate, niye yalan söylüyorsunuz? Ben pis bir adamım dedi. Desenize yüzüme karşı, pis adam be desenize dedi. Ama cemaat iyi niyetli, iyi biliriz dediler. Hoca döndü, El Fatiha dedi. Herkes elini açtı, kızı açmadı. Kızı bilmiyordu Fatiha'yı. Çünkü hiç öğretmedi. Öğretmemiş. Boş yaşamış. Evine din girmemiş. Bayramdan bayrama, şeker bayramı, mübarek olsun kurban et bayramı demişler, o kadar. Dinle ilgili bütün hayatları bu kadar. Kendi kendine dedi, be adam dedi. Hristiyan kiliseye gidiyor, Yahudi havraya, sen Müslümansan niye camiye gitmezsin be?
dedi kendi kendine. Boş bir hayat, Allah bilmeden geçen bir hayat. Devam edeceğiz bakalım sonra neler oldu Mustafa Hocam ve Celaleddin Hocam'dan sonra. Yakalanıyordu hazırlanmadan yakalananlar gibi. Kimisi nice hesap yapıyor, kimisi geziye çıkacak, kimi hacca umreye, kimi binalar yapacak, kimisi bahçeler dikecek, kimisi bostana gidecek, kimisi tatil yapacak. Bin hesap var. Kimi evlenecek, kimi gelin olacak. Ama ecel kimseyi dinlemiyor doğrusu. Ecelin hesabı keskin ve çizgi nettir. Geldiği anda ne sağa kayar, ne sola kayar. Onu sonra omuzladılar tabutta ve yavaş yavaş arabaya doğru götürüyorlardı. Bunlar beni nereye götürecekler acaba dedi. Evime götürürler mi, bilirler mi? Belki benim hanım evde benim ölmediğimi görecek dedi. Bu hikaye bu halde bitecek. Bu ne biçim iş be dedi. Ölüler hiç duyar mı? Ben duyuyorum. Ölüler görür mü? Ben görüyorum. Ben ölü değilim o zaman. Halbuki ruh duyarmış. Halbuki ölen bedenmiş, ruh yaşarmış. Çünkü kabirde ve berzah aleminde azap gören ruh ve bedendir ama beden hisseder ruh yaşarmış. Biraz sonra kahvehanenin önünden geçtiler. Onun her gün takıldı o yerden. Arkadaşlarını gördü. Pencerenin önünde ellerinde iskambil kağıtları atıyorlar. Bağırdı, hey hey ben geçiyorum ben. Arkadaşınız geçiyor dedi. Kimsenin umurunda değildi. Sigaralar, eldeki tavlalar, bir şeyler. Herkes kendi aleminde, herkes eğleniyor. Kimsenin ondan haberi yok. Kızdı kendi kendine. Hani kötü ve iyi günde beraber olacaktık. Ben sizin masa arkadaşınızım. Beraber kaç defa içtik. Cenazeme bile gelmediniz be ya. Siz ne biçim dostsunuz dedi. Ne biçim arkadaşsınız dedi. Hiç görüşmediğim adamlar namaz mı kıldılar? Benim can dostlarım selam bile vermediler bana. Kızıyordu. Gücü yetse ortalığı toz duman edecek ama ölüler cenazeden kalkamaz ki. Tabutları kıramazlar ki. Yollardan geçiyorlardı. Bin türlü dert vardı. Herkesin bir derdi. Kimi pazara koşuyor, kimi yürüyor, kimi gülüyor, kimi kahkaha atıyor. Ama o hesaba gidiyor. Doğrusu kaç cenaze arabası görmüştü daha önce. Hiç böyle bakmamıştı. Dedi ki kendi kendine içinde olmak ayrı bir şeymiş. Dışında olmak gibi değilmiş meğer. Sonra girdi gitti gitti. Geldi baktı ki mezara gelmişler. Koca bir çukur kazmışlar. Ya dedi ben buraya koyacaklar bu herifler dedi. 2 metre koca bir çukur. Ben çukura girecek adam mıyım dedi. Yaşım da 50 ya. Ben 80 sene yaşamadım ki. Babam halbuki 60-70 sene yaşamıştı. Benim yaşım daha 50. Allah'tan korkun dedi. Biraz insaf. Yapacak bir şey yok. Mezara geldi, hava serin, toprağa baktı. Bunlar dedi, sahi beni buraya koyacaklar ya. Bunda da hiç düşünce yok dedi. Bir insan mezara konur mu dedi ya. Ben duyuyorum, görüyorum. Ne oldu biraz sonra söyleyeceğim sonra. Evet, kitaplarınız için, kitaplarımız için Twitter'dan, Gmail'den, Facebook'tan bize ulaşabiliyorsunuz. Biz size bu gece yine göndereceğiz. Nihat İboğlu'ndan, Gmail'imizden ve Facebook'tan yazın bize kitabı için. Çok kısa bir aramız var. Sonra mezara girdi mi? Mezarda ne yaptı? Kim geldi mezara? Biraz sonra ve boşanmayı konuşacağız. Bu akşam biraz sonra. Ya Rabbi şu anda ekran başında ve şu anda burada
hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyetle okumuşsa ilahi, o kardeşimizin niyetini kabul eyle. Ya Rabbi, şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyetle okumuşsa ilahi, o kardeşimizin niyetini kabul eyle. Meğer insan böyle ölüyormuş. Meğer insan böyleymiş. Vefat eden annelerimiz, babalarımız meğer böyle yaşamışlar. Bizim cenazelerindeki bütün konuşmalarımızı duymuşlar meğer. Baksana. Demek ölüler duyar ama konuşamazlarmış. Demek ki ölüler bağırır ama duyuramazlarmış. Demek ki mezarlar bir açılsa, ölülere bir can verilse anlatacakları çok hikaye varmış. Meğer perde açılınca hakikat görülürmüş. Manen kör olan gözler açılırmış. Ennazu niyamu felemma matus teykazu derdi Peygamberimiz. Meğer buymuş. İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Meğer ölüm uyanmakmış. Meğer buymuş. Anlattı hocalar, hiç dinlemedi. Şimdi mezara doğru, sonsuzluk alemine doğru geliyordu. Artık teslim oldu. Ben bir ölüyüm artık dedi. Çıkamam. Ne sıcak soba, ne kalorifer, ne sıcak çorbalar, ne güzel elbiseler, ne kravat, ne gömlek, ne arabalar, ne uçaklar, ne soğuk mezeler, hiçbir şey yok. Tümüne paydoz. Çünkü ben iyi bir adam değildim ki, hak yerdim, zulmederdim, kötü bir, çirkin bir adamdım be. Beni ancak ateş temizler. Eğer hocaların dediği gibi ise dedi kendi kendine, benim yanacak yerim yok, yanacak yerim bile yok. Bırak kalacağım yer, yanacak yerim bile yok, toprak bile benim gibi adamı atar be dedi kendi kendine. Sonra dedi ki, ah kafa, ah dedi. Bütün bunlar ölmeden önce anlasaydım ya, faydası yok. Çünkü ahiret alemi tövbe alemi değil. Tövbe dünyada, ahirette hesap varmış meğer dedi. Getirdiler, toprak ıslaktı biraz. Toprağın içerisinde hafif nem vardı. Beni diri çamura yatıracak bunlar ya. Sonra hoca efendi, mezar kazıcıları mezara girdiler. Bu da bekliyordu. Son bir şans belki dedi. Bir bakayım dedi. Bir parmağımı oynatsam, elimi bir oynatsam belki fark ederler ölmediğimi, beni kurtarırlar. Son bir ümit. Parmağına zorladı, 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 zorladı. Bütün gücünü. Parmak oynamıyor. Başka yolu var bu işin dedi. Belki dedi gözümü açsam, belki biraz sonra başımı açarlar. Hani kefen bağlanıyor ya kafadan. Belki dedi gözümü açarsam beni görürler. Uğraştı, gözünü de açamadı. Ne göz kapaklarına, ne ellerine, ne ayaklarına hiçbir şey hakim değil. O koca gövdeli adam gitmiş bir et yığını kalmış. İradesizdi, güçsüzdü, kuvvetsizdi. Bir hiçti artık, hiç. Yavaş yavaş mezara indi hoca efendi, dedi ki bana verin ölüyü. Adı ölü olmuştu artık. Ahmet değildi adı. Değişti adı. Kendi kendine dünya ne kadar kıymetsiz, dünya ne kadar kılıksız bir yermiş dedi. Beni daha mezara gömmeden adımı ölü diye değiştirdiler. Halbuki adımı ne kadar severdim, Ahmet. İyi bir ismim vardı, şanım vardı. Tanınırdım, bilinirdim, saygı duyulurdum. Her şeye rağmen adımı ölü koydular ya dedi. Adıma bile saygı duymuyorlar. Sonra onu aldılar.
yavaşça mezara indirdiler. İndirirlerken baktı ki hoca onu yavaş yavaş kıbleye doğru çeviriyor. Hiç kıbleyi önemsememişti hayatı boyunca. Namaz kılarken bir yere doğru dönüyordu işte. Kabe demişlerdi. Kabe'ye dönüyormuş. Şimdi oraya doğru onu yatırıyorlardı. Yüzünü hoca efendi kıbleye doğru çeviriyordu. Kıbleye doğru. Demek ki çok önemliymiş bu. Müslümanların yüzü ölürken kıbleye dönermiş. Bilseydim her gün kıbleye doğru dönerdim dedi kendine. Sonra dedik yalancı, sahtekar. Bilseydin de dönmezdin. Dünyada nefsine karşı o kadar mağluptun ki sen. Ah sen akıl almaz adam be dedi kendi kendine. Hayatım boş, ölürken bile sahtekarsın dedi. Kendi kendine kızıyordu. Hoca efendi sırtına doğru toprak koydu ki dönmesin. Sonra yavaş yavaş çıktılar. Birbirlerine el tutturup çıktılar dışarıya. Mezarda yalnızdı. Mezarın derinliğine şöyle bir baktı. Gözüyle görüyordu. Mezar 2 metre. Derinliği 2 metre. Bunlar dedi depremdeki göçüğün altında kalan gibi beni koyacaklar bunlar. 2 metre. Çıkamam ki buradan ben dedi. Şimdi bunlar gidince ben ya dirilsem ya dedi. Çıkamam ki. 2 metreyi nasıl çıkayım dedi. Nefes de alamam zaten ben. Sağına baktı, soluna baktı. Burada böcek bilen var mı? Huylanırdı böceklerden. Halbuki onlarla beraber. Amelin iyiyse bir şey hissetmeyeceksin. Amelin kötüyse her şeyin farkında olacaksın. Çıkış yok, kaçış yok, paydos yok. O alem, sonsuz bir alem, dönüş de yok. Bakmayın reenkarnasyon hikayelerine, başı kırık dönen yok o alemden. Dönseler öyle şeyler anlatacaklar ki, duymaya tahammül edemezsiniz. Git ve konuşma, sus bütün bir hayat boyu dersiniz. Sonra üstüne tahta koydular. Üstüne. Bunlar ne yapıyorlardır ya? Üstüme tahta koyuyorlar. Meğer tahtayı koyuyorlarmış ki toprak attığında toprak vücuduna yapışmasın diye. Sonra hoca çıktı ve dedi ki oğluna önce sen toprağı at. Toprağı oğlu atıyor. Kendi kendine nankör dedi. Zaten senden adam olmaz ki dedi. Önce toprağı sen atıyorsun babanın üzerine. Babamı bir bakın belki ölmemiş diyeceğinize toprak attırıyorsunuz bana. Toprağı da sen atıyorsun dedi. Öyle zannediyordu. Toprağı önce oğlu attı. Sonra kardeşleri, sonra diğerleri. Ne de hızlı hareket ediyorlardı. Bunlar dedi beni diri diri gömmeye niyetli ya. Hiçbir insafları yok. Ne de çabuk gömmeye çalışıyorlar. Tabii dedi kaçacaklar dedi. Yemek yiyecekler. Her birinin bir gezisi var, bir derdi var dedi. 10 dakika içinde üstü tamamen kapandı ve örtüldü. Üstü tamamen örtündü ve kapandı. 10 dakika içinde. Toprağın altındaydı. Bir şey hissetmiyordu artık. Sadece toprağın üzerindeki konuşmaları duyuyordu. Sadece toprağın üzerindeki konuşmaları hissediyordu. Hoca diyordu ki Fatiha'yı okuduktan sonra herkes gitsin. Herkes ayrılıyordu oradan. Hoca duruyordu. Orada bir hocayı duyuyordu. Hoca ey Allah'ın kulu. Hani dünya hayatındayken Allah'ın bir olduğunu, peygamberin onun Resulü olduğunu, kaderin hak olduğunu, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu diyordun ya, bunu orada da unutma diye söylüyordu. Kendi kendine dedi ki hoca bana demişti ya, öldükten sonra hesaba çekilecek ölüler. Demek ki biraz sonra melekler gelecek, bana hesap soracaklar. Hocamız demek ki bana kopya veriyor dedi.
Hocanın o sözleri ona dünyadaki sözlerin en güzeliydi. Hoca sözlerini söyledi ve gitti. Kimse kalmadı. Tek başına sağa baktı, sola baktı. Orada bir duvar, orada bir duvar. Duvarın içerisinde bir şey yok. Sadece derinden sesler duyuyordu. Mezar altında derinden sesler. Belki inlemeler, belki bağırışmalar duyuyordu. Demek ki azap dedikleri bu dedi kendi kendine. Ruhlar demek azap çekiyorlar. Sonra hocayı duydu. Şöyle demişti hoca bir zamanlar. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan. Ev hufratun min hufarin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Onu anladı, onu hatırladı. Bir vaazında, bir bayram vaazında hoca efendi bunu söylemişti. Unutmamış meğer onu. Demek ki azap böyle. Biraz sonra bir gürültü, eyvah dedi. Şimdi dedi, sorgu melekleri geliyor. Eyvah dedi, işte korktuğum bu. Hakikaten herkes gidince münker ve nekir gelir. Ölüyü oturturlar. Bizim bildiğimiz gibi oturtma değildi bu iş. Manen oturturlar ve sorarlar. Rabbin kim derler, peygamberin kim, kıble nere, dinin ne? Bu soruları sorarlar. Demek ki bunun zamanı geldi. Kendi aklında tutmak istiyordu bütün bunları. Dinim İslam diyecek, kekelemese. Peygamberi Muhammed diyecek aleyhisselam kekelemese. Rabbim Allah diyecek söyleyebilse. Kıble benim, Kabe'm, Kabe benim kıblem diyecek söyleyebilse. Bir gürültü, bir patırtı, sanki dünya yıkılıyordu, sanki kainat çöküyordu. Bir baktı, yatakta yere düşmüş. Yere düşmüş. Ezan duydu, ezan. Mahalledeki ezan. Bildiği Mustafa Hoca'nın ezanı. Bu ne dedi ya, ne oluyor dedi. Sonra anladı ki rüya görüyormuş meğer. Bütün bu yaşadıkları bir rüyaymış meğer. Meğer rüya görüyormuş. Şimdi diye ezan okununca, yataktan düşünce, kafasını bir tarafa çarpınca rüya olduğunu anladı. Öyle bir kalktı ki kalkışla saate bir baktı, saat 4. Ezan okunuyor. Halbuki bu saatlerde hep uyurdu. Çok içtiği için o gece az içmiş. Ayağa kalktı. Delicesine banyoya doğru koştu. Suları açtı, yıkanıyor. Sesiyle hem yıkanıyor hem de hoca ile beraber ezanı okuyor kendi kendine. Yarım yamalak bildiği kadarınca bir an evdeki herkes ayaklandı. Hanımı ayaklandı, çocukları ayaklandı. Babamıza ne oluyor, delirdi mi babamız diyorlardı. Yıkandı, dışarı çıktı, abdestini aldı, koştu ve hanım dedi, ben abdest aldım. Ne abdesti aldın? Ne yıkanması bu bey deyince, tövbe içindir yıkandım. Allah beni affetsin diye, bundan sonra dedi, içkiye paydoz, kumara paydoz, kötülüklere paydoz, zulme paydoz, kul hakkını yemeye paydoz, insanların aleyhinde konuşmaya paydoz, namaza başlayacağım, hacca gideceğim, herkese iyi geçineceğim, iyi bir Müslüman olacağım dedi. Hanımı merak ediyordu, ne oldu sana, başına taş mı değdi senin? Evet, evet, hem de öyle bir taş değdi ki bana dedi. Hanım dedi, Allah bana bugün ikinci bir hayat bahşetti. Ben ölümü gördüm hanım, ölümü gördüm. Ben ölmeden gömüldüm, ölmeden kefenlendim, mezara kondum. Meğer müthiş bir rüya görmüşüm. Sonra bir an uyandım ve hamd ettim. Ölmeden önce bana Allah tövbe imkanı tanıdı. Bundan sonra siz de 5 vakit namazınızı kılın. Allah'a yönelin, tövbe edin. Bilin ki tek kurtuluş bunda diyorum.
Öyle diyordu Allah'ın Resulü. Dün gece garip bir şey gördüm. Ümmetimden birini kabir daraltacaktı. Kabir onu böyle presleyecekti. Abdesti geldi ve kurtardı onu. Şeytan birini aldatıyordu ölmek üzereyken. Adam tam ölmek üzereyken şeytan diyordu ki bana ibadet et. Sekerat koma halindeki adam şaşkın bir halde şeytanı dinleyecekti ki Allah'ı zikri geldi şeytandan kurtardı. Kabir melekleri azap için geldiler. Onu gördüm, namazı geldi ve onu kurtardı. Kabir melekleri azap için geliyorlardı. Namazı geldi ve kurtardı onu. Mahşerde susuz bir adam gördüm. Yanaştığı bütün havuzlardan kovuluyordu. Hangi havuza giderse bu havuzdan içemezsin diyorlardı. Bu havuz Allah'ı bilenlerin havuzudur. Bu havuz oruç tutanların, bu havuzu şunun bunundur diyorlardı. Onu kovuyorlardı bütün havuzlardan. Orucu geldi onu kurtardı. Birini gördüm. Sağı karanlık, zifiri karanlık, solu zifiri karanlıktı. Haccı geldi kurtardı onu. Ateş arasında birini gördüm. Ateş bütün vücudunu sarmış, sarmalamış, onu tam yakacakken ve fakirlere vermiş olduğu sadaka geldi kurtardı onu. Bir adam gördüm, Sırat Köprüsü'nün üzerinde zangır zangır titriyordu. Ha düştü ha düşecek, Sırat tam ateşe düşecekken takvası ve Allah'a bağlılığı geldi ve kurtardı onu. Ümmetimden birini gördüm, cehenneme doğru sürükleniyordu. Günahları çokmuş. Sonra birdenbire bir şey geldi, gittiği ateşleri söndürdü, adamı çekti kurtardı. Allah için döktü, gözyaşı onu kurtardı. Birini gördüm ümmetimden, sendeliyordu, sürünüyordu sağa sola, kalkıyor düşüyor, bir daha düşüyor, bir daha kalkıyordu. Resulullah'a getirdi salatü selam geldi kurtardı onu. İnşallah Rabbim hepimizi öyle karşılayacaktır inşallah. Ve denir ki mezara konulan kişinin namaz sağ ucunda, baş ucunda kalacak. Namaz baş ucunda. Oruç sağında, zekat solunda, sadakalar, güzel sözler ayak ucunda kalacak. Bir daha söyleyeyim. Mezarda kişiyi kuşatacak olan ibadetleri şunlar. Baş ucunda namaz bekleyecek. Gelecek azap meleklerini uzaklaştıracak. Oruç sağında duracak. Gelecek azap melekleri uzaklaştıracak. Zekat solunda kalacak. Gelecek melekleri uzaklaştıracak. Nafile oruçları, sadakalar ayak ucunda bekleyecek. Gelip kurtaracak onu. Günahları başa doğru geldiğinde namaz diyecek ki bu adam benimle meşguldü, uzak dur. Sağına gelen günahlarına karşı oruç diyecek ki çekil buradan, onu yakamazsın. Soluna günahlar gelecek, zekatı diyecek yaklaşamaz. Taberani rivayet ediyor. Allah'ı bilene günahlardan geçit yok. Mevlam hepimizi gerçek manada tövbe edebilen ve gerçek manada Allah'a ulaşabileceklerden eylesin. İnşallah diye ümit edelim ve efendim bugün bir ölünün ölüm halini aslında daha değişik bir şekilde sembolize edip anlatmaya gayret ettim. Ölüm bu. Böyle öleceksiniz, böyle öleceğiz. O zaman gelin ölmeden önce ölmeyi bilelim. Efendim Twitter'da Nihat Hatipoğlu'ndan, Facebook'ta Nihat Hatipoğlu hayran sayfasından, hayran derken gündüz dedim kulaklarım biraz kızarıyor. Ama öyle adını koymuşlar, ne yapalım? Onun için öyle söylüyoruz biz de.
Oradan bana ulaşabiliyorsunuz ve gmail'den yadadımı.com'dan efendim bize ulaşabiliyorsunuz sorularınızı, kitap isteyebiliyorsunuz. Biraz sonra onları söyleyeceğiz inşallah. Efendim ölene karşı görevlerimiz nelerdir diye bir soru var. Biraz sonra boşanma konusuna gireceğiz, onları konuşacağız inşallah. Ölene karşı görevlerimiz, onun borcu varsa ödemek. Günahları varsa tövbe etmek onlar için. Mağfirette dilemek. Evlatları varsa onları korumak. Efendim, cenazesinde bulunmak, mezara gömülünceye kadar yanında beklemek. Görevler bunlardır. Cenazede bulunmak özellikle önemlidir. Sonra onlar için iyi duada bulunacağız. Bağışlanma dileyeceğiz. Ve özellikle kul hakları varsa kaldırmaya gayret edeceğiz. Gıybet etmişse gıybet ettiği insanları bulup helallik dileyeceğiz. Gıybet çok kötü. Bir daha söylüyorum, iftira, gıybet, insanlar hakkında kötü niyetle tuzak hazırlamak, tuzağın iyi niyeti olmaz. İnsanların iffetine, namusuna, şerefine zarar verecek her hamle büyük kul hakkıdır ve bir namazdan, bir oruçtan daha az değerli değildir. Daha az önemli değildir. Onun için mutlak manada helallik dilemek zorundasınız. Helallik almak zorundasınız. Ölen arkasında namaz kılabilirsiniz. Onun niyetine, sevabı ona gitsin diye namazı kılar. Ona Allah için hibe edebilirsiniz, sadaka verebilirsiniz. Efendim, ölen kişinin haklarından şunu söyleyeyim. Ölen kişinin en önemli hakkı, yıkanması en önemli hak. Müslümansa yıkanması, kefenlenmesi, mezara gömülmesi. Eğer bir ölünün cenaze namazı kılınmazsa, oradaki bütün insanlar günahkar olurlar. Müslüman adamsa. Onun için cenaze namazı farz-ı ayn değil, ne demişiz? Farz-ı kifaye. Bir kişi bile kılarsa bitti o iş. Kurtardı. Ama hiç kimse kılmazsa bütün o bölgedeki bütün insanlar Allah katında bir farzı yerine getirmediklerinden dolayı günahkardırlar. Sonra geride bıraktığı akrabalarını kollamak ve sahiplenmek de bizim görevlerimizden biridir. Efendim, bugün önemli bir aslında dosyayı açacağız. Sizinle beraber paylaşacağız. Son derece önemli. Daha önce bu kadar ayrıntılı konuşmadık. Tümünü bitirebilir miyim bilmiyorum ama önemli. Boşanma nedenlerini tek tek gözden geçirdik ve bunları tek tek verelim. Bir tek boşanma nedenini söylemek zor. Ama çok sebep vardır. Bir, çok da uzatmadan maddeler halinde vermek istiyorum. Zina. En önemli boşanma sebebi, yani aldatma diyorlar ya, en önemli boşanma sebebi zina. Zina haramdır. Bütün dinlerde haramdır. Nikahsız beraberliktir. Zinanın adı. İki, şiddet. Kadına karşı şiddet, erkeğe karşı da şiddet oluyor da ama binde bir oluyor. Ama kocasını döven kadın da var yani. Muhterem hanımlar, hanımlar içinde kocasını döven de vardır. Az da olsa örnekleri var. Şiddet, ama tabii maalesef şiddetin çoğu, %99.9'u kadınlara uygulanmaktadır. Boşanma sebebidir. Çocuğa şiddet boşanma sebebi. Yani çocuğunu dövüyor adam, kadın kocasından ayrılıyor şiddetten dolayı. Üç, saygısızlık. Erkeğin kadına, kadının kocasına karşı saygısızlığı boşanma sebebidir. Aşırı güven. Kadının kendine aşırı güvenmesi, babasının malına, mülküne, aşiretine, gücüne, kuvvetine dayanması, okuluna dayanması. Ben okul okudum diyor, üniversite mezunuyum. Kocası iş adamı diyelim. Kocası ilkokul mezunu. Sen diyor cahilsin diyor. Cahil olduğunu bile bile evlendin. Yani cahil diyorsan şayet. Bile bile evlendin ama bir müddet sonra efendim başına bunu kaldırıyor. Efendim küçümsemeye çalışıyor. Zıttı da olabilir. Adam okumuş, kadın okumamış. Sen diyor cahilsin zaten diyor, daha Elif'i mertek zannediyorsun. Kadını aşağılıyor. Aşırı güven kötü. Yani kötü yerde kötüdür yani aşırı güven. Zenginleşme. Erkek zenginleştikten sonra çoğu kez yılların vefalı hanımını bırakıyor. Gidiyor daha genç, daha güzel bir hanım buluyor. Onunla evliliğe devam ediyor. Boşanma sebebidir. İlgisiz ve zor şeylerden kaçınma. Adam hanımına karşı ilgisiz ve zor şeyleri kadın yapmıyor. Mesela kadın ilgisiz davranıyor, zor şeylerden kaçınıyor veya adam çalışmak istemiyor.
hanımını bulaşığa gönderiyor. İşe gönderiyor, hanım sen çalış, beni geçindir diyor. Halbuki zıttı olması lazım. Erkek çalışacak, kadın geçinecek. Fakat maalesef kadına her türlü işi yükletiyor. Kendisi evinde utanmadan oturuyor. Beni bağışlayın. Bu saygısızlıktır. Emeğe, kadına saygısızlıktır. Evlilik öncesi eşlerin birbirini yeterince tanımaması. Bu görücülükle evliliğe karşı geldiğim anlamına gelmiyor. Bazen görücü usulüyle evlilikler daha uzun devam ediyor. Yani tanıyarak evlenmeye karşı değiliz. Ama bazen yeterince tanınmamak, konuşmamak daha doğrusu, oturup her şeyi konuşmamaları boşama sebebi olabiliyor. Erkeğin kadının işlerine, kadının erkeğin işine karışması, eşlerin müdahalesi, aşırı müdahale boşanma sebebi olabiliyor. Kadın kocasının işlerini yönetmeye çalışıyor. Her şeyini bilmeye çalışıyor. Kimle görüştün? Kimle oturdun? Ne iş yaptın? Neye imza attın? Ya sana ne? Sen kendi işine bak. Hayır, her şeye karışıyor. Veya adam geliyor, bugün ne yaptın, kimle konuştun, telefonunu getir, bir çıktısını alayım, kaç dakika konuştun, yok şunu niye böyle yaptın diye hanımının bütün işlerine karışıyor. Halbuki kadın erkeğe, erkek kadına karışmayacak. Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi. Babalar, anneler, kızınızı evlendirdiniz, elinizi çekin. Babalar, anneler, oğlunuzu evlendirdiniz, elinizi çekiniz. Babalık, annelik yapın, atalık yapın ama evi idare etmeye çalışmayın. Aşırı müdahaleler boşanma sebebi. Karı ve kocada bulunan sürekli hastalık hali. Kadın diyor ki ben erkeklerden nefret ediyorum. Adam da bir müddet sonra ben de kadınlardan nefret ediyorum diyor. Adamın canına tak ediyor, boşanıyor. Veyahut da devamlı olan bir hastalık. Hastalık halinde halbuki doğru olan şey neydi? Kadın hasta olabilir, erkek hastalığa bir hastalığa düşmüş olabilir. Vefalı davranıp yanından ayrılmamak doğru olandır ama insanların çoğu hastalanınca kadını veya kocayı bırakıp gidiyor. Üzülerek söylüyorum. Efendim devam ediyoruz. Arkadaşlarımız getiriyorlar. Aşırı kıskançlık doğru değildir. Kadının aşırı kıskançlığı da doğru değil, erkeğin aşırı kıskançlığı da doğru değildir. Ama kıskanmayan adam veya kıskanmayan kadın da anormaldir. Ölçülü kıskanma. Namus bu demektir. Erkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlaması. Bu dinen de doğru değil çünkü erkek çalışacak, kadın geçinecek. Kadın evi kontrol, evin içini, erkek de dışını idare edecek. Erkek para kazanacak, hanıma verecek, hanıma geçindirecek. Üvey çocuklara uygulanan şiddet. Ben işte daha önce paylaştım mı bilmiyorum. 2 gün önce benzeri bir telefon aldım. 13 yaşındaki çocuğa üvey babası eziyet ediyor, dövüyor. Her gün 2 saat dövüyormuş. Evet, bana ulaştı bir kardeşimiz. Yerini, adını söylemiyorum. Bunun üzerine ben görüştüm ve o çocuğu inşallah 2 gün sonra Ankara'ya alıp bizim kursumuza yerleştireceğiz. Çocuğu en azından şiddetten kurtaracağız. Ama bu bir örnek. Bize ulaşamayan binlerce örnek var. 13 yaşındaki çocuğa 2 saat dayak atılır mı? Bir insan ruh hastası olmazsa bunu yapmaz. Gerekçe ne olursa olsun. Allah'tan kork ya. Gerekçe ne olursa olsun. Üç, ufak çocuk ya. Evet, çocuklara... Üvey çocuklara uygulanan şiddet, cinsel ilişkilerdeki dengesizlik, yani haram meyiller, açmıyorum fazla, anlaşılmıştır. Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması, halbuki evlilik ortaklıktır. Birbirini korumaktır, vefalı davranmaktır, sırrı tutmaktır, sırrı taşımaktır değil mi? Ama sadece cinsellik bir müddet sonra da o iş, cinselliğe doyuyor. Ondan sonra işin dengesi bozuluyor. Devam ediyoruz. Eşlerin birbirine sürekli yalan söylemeleri. Boşanma sebeplerinin en önemli sebeplerinden biri kadın yalancı veya erkek yalancı. Erkek dışarıdaki her konuyla ilgili yalan söylüyor. Diyor ki bu gece hanım sabaha kadar dairede çalışacağız. Halbuki hiç öyle bir şey olmamıştır. Sabaha kadar başka yerdedir. Ama kadıncağız zannediyor ki benim kocam maşallah terini akıtmak için şu anda dosyaların başında çalışıyor. Halbuki adam başka dosyalarla meşgul. Yani bildiğimiz şekilde değil, başka şeyler çevirmeye gayret ediyor.
veya kadın yalan söylüyor. Habire yalan söylüyor. İşte sürekli yalan ilgiyi ve itibarı bitiriyor. Dengeyi kaybettiriyor. İnançlardaki ciddi farklılık, yani ufak bir mezhep veya meşrep farklılığı değil ama ciddi anlamdaki iman farklılığı, yani biri Alevi biri Sünni olmuş, çok sorulduğu için söylüyorum. Bizce nikaha engel hiçbir hal yoktur. Yeter ki İslam'ın dışına çıkılmasın, iki taraf için de söylüyorum. Ama başka bir anlayışta biri var, Allah'ı kabul etmiyor, Peygamberimizi kabul ediyor, İslam'ı kabul etmiyor, Kur'an'ı tartışıyor. Zaten böyle bir şeyin beraber olması mümkün değildir. Bu nedenle olabilecek olan asgaride buluşmak lazım diye söyleyeyim. Aşırı yoksulluk, maalesef aşırı yoksulluk bazen kadının yeter demesine, erkeğin ben bu işi götüremiyorum demesine sebep olabilmektedir. Keşke olmasa ama refahtan yoksulluğa düştü mü bu sefer kadın diyor ki beni geçindiremiyorsun. Kaçıyor, gidiyor. Kaçanlar var. Hayatı boyunca bir soğana talim eden de var. Kadının aşırı lüks yaşam isteği. Adam diyor ki bütün maaşım benim hanımın makyaj malzemesine gidiyor hocam diyor. Bu adam nasıl geçindirecek? Kadın habire istiyor. Hem de her şeyin en lüksünü. İlla ki marka giyecek. Marka. Ya marka görünmüyor. İçeride kalıyor. Yani bluzun markası içeride kalıyor. Hayır, gösterecek. Ben bir ara gördüm, insanlar böyle elbiselerin markalarını buralara koyuyorlardı. Yani görünsün diye. Ne kadar çirkin bir şeydi. Kollarının üzerinde taşıyorlardı markayı. Bunlar güzel olan şey nedir? Marka değil, güzel olan şey. Marka tutkunu bir hastalık. Güzel olan şey sana yakışan şeydir. Parana uygun olan şey markadır işte. Parana uygun olana göre giyin. İlla önemli yerlerde markaya şu kadar para vereceğim diye. Yani imkanı olan tamam da imkanı olmayan için söylüyorum. Alkol ve kötü huylar boşanma sebebi olan hususlardan biridir. Devam ediyoruz. Çocuk sahibi olmamak. Yani çocuk doğmayınca aile bir müddet sonra sarsılıyor. Kadın sıkıntı yaşıyor. Erkek diyor ki sen çocuk doğurmuyorsun. Seninle evliliğe devam edemem diyor. Çocuk sahibi olmamak. Halbuki çocuk sahibi değilsen çocuk alırsın, beslersin, büyütürsün, dua alırsın değil mi? Mahallendeki çocuk bakım evine gidersin. Yani Allah belki de sana bu görevi verdi. Çocuklara sahiplenme görevi verdi. Bu nedenle de çocuk sahibi değilsen de sabırlı olman gerekir ve anlayışlı olman gerekir. Bu konuda kadına baskı yapmak zulümdür. Doğru değildir. Yani her çocuk olmama sebebi kadın değil ki. Bazen kadında da bir şey yok, erkekte de bir şey yok ama olmuyor. Allah'ın başka tasarrufu var demek ki. Evet, değişiklik arzusu. Bu erkeklerde de fazla var, kadınlarda da maalesef var. Adam diyor ki eskiden elektrik alıyordum, artık almıyorum diyor. Cereyanlar kesik diyor. Yeterince akım gelmiyor. Hocam onun için diyor ben hanımı değiştirmek zorundayım. Değişiklik yapma arzusu. Halbuki işin kötü tarafı o şu, değişiklik yaptığından da bir müddet sonra bıkacaksın. Eğer evliliğe cinsellik açısından bakarsan, 50 defa evlensen 51. defada gözün olur. 200 defa evlensen 201'de gözün olur. Nefis öyledir. Nefis azgın bir, sıçrayan bir vahşi gibidir yani. Onun için onu sabitlemek, terbiye etmek zorundasın. Devam ediyoruz. Çok erken veya çok geç yaştaki evlilikler. Çok erken yaşta 12 yaşında evlilik olmaz. Doğru değil. 13 yaşında henüz çocuğun aklı başında değil, çocuk sahibi oluyor. 13 yaşındayken yanında çocuk alıyor. Şimdi nasıl annelik yapsın bu kızcağız yani? Veyahut da çok geç yaşta evleniyor. Yaş 50'ye geliyor, 55'e geliyor. Evlenmeyin demiyoruz da. Bir müddet sonra beğenmez hale geliyor. Erkeklerde de 40 yaşından sonra kaldı mı adam beğenmiyor. Falancanın burnu kısa, filancanın burnu kalkık, filancanın kulağı kepçe, filancanın kilosu falanca yamuk yürüyor. Herkese bir bahane var. Adam kendini görmüyor halbuki. Kendini Hazreti Yusuf zannediyor. Etraftaki herkes de ise bir hastalık bulmaya gayret ediyor. Bu tür insanlar da var maalesef. Yüce Allah bu konuda da akıl ihsan eylesin. Devam edelim değil mi?
yani boşanma nedenleri piyasada olan, dünyanın tüm yerlerinde olan bu aslında. Sevmediği kişiyle evlenmeye zorlanmak. Bu kötü bir evliliktir. Bütün bir hayat boyunca kadını da mutsuz kılar, erkeği de mutsuz kılar. Arkadaşlar, sevmediğin biriyle 2 saatlik bir tren yolculuğu yapabilirsin. Ama bir hayat yolculuğu yapamazsın. 2 saat sonra tren duracak, yollar ayrılacak. Ama 60 sene nefret ettiğin bir adamdan veya bir kadınla aynı yatağı paylaşamazsın. Paylaş demek zulümdür. Onun için sevdiğinle evleneceksin. Nefret ettiğinle bir araya gelemezsin, getirilmemeli. Zorlamayın ve sevmediğiyle kişileri evlendirmeyin lütfen. Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak, maske derken işte manevi maske. Gerçek yüzünü söylemiyor. Gerçek iç yüzünü ortaya koymuyor. Adamı dört dörtlük zannediyorsun, evlendiğinde bakıyorsun bir şey yok, sıfır. Veya kadını muhteşem bir şey zannediyorsun, ahlak abidesi, evlendikten sonra bakıyorsun ki berbat bir şey. İşte maske bu. Gerçeği sakla. Halbuki konuş. Ben buyum, benim şöyle bir huyum var. Ben içkiciyim, ben adam döverim. Ben hastayım, benim şöyle hastalıklarım var, benim şöyle bir derdim var, benim bu problemim var, bil ey hanım de. Açık konuş, evlenecekse evlensin. Hastalık saklamayın lütfen. Hastalığı saklarsanız ileride mutsuz kılarsınız. Size sahtekar derler. Açıkça konuş, elbette ki seni beğenecek, biri çıkacaktır. Değil mi? Allah sana birini gönderecektir. Tahammülsüzlük boşanma sebeplerinden biri. İnternet etkisi, internet. Chatleşiyorlar. Fotoğrafını gönderiyor. Sen evli kadınsın, evli adamsın. Ne fotoğrafını gönderiyorsun? Hocam benimki samimi bir arkadaşlık. Maşallah ben de yuttum. Bu nasıl bir arkadaşlık ki? Böyle özür dilerim hepinizden bu mübarek gecede. Üst tarafı bir çıplak bir şekilde resim gönderiyor. Evli kadın veya evli erkek. Bu neymiş? Samimiyet. Şimdi diyorlar ya medyada, kadın soyundukça cesaret, çok cesur kadın maşallah, heykeli dikilecek kadın. Yani soyundukça itibar artıyor. Halbuki soyundukça ağır artmalı. Ben ne yapıyorum ya demesi lazımken insanlar, biz burada ahlak zabıtası falan değiliz. Ama yanlış inançlar varsa onu da söylemek zorundayız. İnternet maalesef çok güzel bir hizmet ama çok şerre vesile oluyor. Özellikle kadınlara, özellikle çocuklara, çocukların girmemesi gereken şeyler var. Çocukları kandırıyorlar. Mafya, işte böbrek mafyası, organ mafyası, bütün bunlar internet vasıtasıyla. Yanlışlıklar internet vasıtasıyla organize olup yapılıyor. Bu konularda lütfen hanımlar, özellikle tanımadığınız telefonlara, telefon çalıyor, arıyorsun. Alo diyorsun, kadın telefonu, karşıdaki adam, kimle görüştüm, kimi arıyorsun diye sor. Adını niye söylüyorsun hanımefendi, adınızı söylemeyin. Ben işte Necla Hanım filan, arkadaşlık yapabilir miyiz, kimsiniz filan diye başladı mı bitti. Terbiyesizdi, ahlaksızdı, kapat. Aynı bu şekilde, adını söyleme, adını niye söylüyorsun, kimle görüşüyorum, edep neyi gerektirir? Ben Ahmet falancayı arıyorum. Siz o musunuz? Bitti. Telefon bu. Kimle görüşüyorum? Sen kimsin kardeşim? Bir daha ararsa git ahlak polisine bildir. Beni taciz ediyorum diye. Bu işin yolu bu. Önce yumuşak görünür, yardımcı olayım, psikolog falan. Adam halbuki dengesiz. Adam kadın avcısı, adam sahtekar, servet avcısı. Kadını düşürecek, fotoğrafını elde edecek. Sonra o kadını şantajla hayatı boyunca kendine bağlayacak. Binlerce, on binlerce örneği var bunun. Onun için lütfen internette gerçek isminizi kullanmayın. Çok özel aile içinde ayrı mesele. Ama esas isminizi kullanmayın. Değişik semboller kullanın ve bilmediğiniz hiçbir insana cevap vermeyiniz. Bunlara, bu konuda internetin çok aile yıktığını söylemek istiyorum ve müthiş, yani sapkınlığın ve yoldan çıkmanın ilk adresi, özür dilerim söyleyeyim ki, hayır işinde kullanılabilecek
iyi niyete kullanılırken müthiş bir hizmet olan internettir. Çocuklarınıza, genç kızlarınıza uyuşturucu bazen 13 yaşına kadar inmiştir. Devletin tedbir alması yetmez. Devlet her sokağın başına asker, polis, jandarma dikemez. Çocuklarınıza siz bakacaksınız. Kimle meşgulsün? Kimle konuşuyorsun? Getir bir cep telefonunu. Çocuklarınızın cep telefonunda şifre kullanmasına müsaade etmeyin. Bizim evde şifre yok deyin. Erkek de şifre kullanmasın cep telefonunda. Kadın da kullanmasın, çocuk da kullanmasın. Aile her şeyi ortak konuşabilmeli. Aile budur zaten. Baba ben bir kızı seviyorum. Söyle ya. Benim oğlum gelse bana dese ki baba bir kızı seviyorum maşallah kimmiş bakalım diyeceğim. Hadi de oradan bakalım sen kız seviyormuşsun. Sen kim oluyorsun demem ben ya. Oğlum tamam biz de aşık olduk gel bakayım hele bir. Kızım gelse, kızım olsaydı gelseydi. Baba ben birini sevdim. Kızım gel bakayım hele kimmiş bu. Düzgün bir herif mi yamuk mudur nedir yani. Niye konuşuyorum ben. Kovmam kızımı niye kovayım ya. Biz de zamanında sevdik Mustafa hocam bile sevdi zamanında. Tabii ki ve severek evlendi Mustafa hocam. Ve yenge hanım Mustafa hocamı hiç yalnız bırakmıyor. Bugün bile burada. Mustafa hocam bile derken şundan dolayı söylüyorum. Yani hocam olunca hocaların kalbi olmaz mı? Hocaların da kalbi var. Yani altın gibi kalbi var Mustafa hocamın. Ve hanımı da hiç bırakmıyor yalnız onu. Şimdi herkesin sevme hakkı var. Ama aileden kızlar... Beyler, delikanlılar, aileden bir şey saklamayın. Paylaşın ailenizde, paylaştığınızda yanlışa düşmemiş olursunuz. Ama siz sokakla paylaşırsanız, kötü niyetli arkadaşınla paylaşırsanız, öyle bir tuzağa düşürülürsünüz ki, farkında olmadan müthiş bir girdaba düşersiniz. Evlilik kişiyle değil, aileyle yapılıyor imajı yanlış bir imaj. Sen Ahmet'le evleniyorsun, sen Ayşe'yle evleniyorsun. Aileyle evlenmiyorsun, kişiyle evleniyorsunuz. Ve aileler siz de kıza bakarken geline böyle bakın. Sen oğlumuzla evlendin, seninle evlenmedi. Yani sen büyüksün, babalık yap, annelik yap, o kadar. Eğitimdeki farklar bazen boşanma sebebi olabiliyor. Dedikodu çıkarmak, dedikoduya sebep olmak en önemli boşanma sebeplerinden biridir. Evet, benim maddelerim hayli uzun. Bu gece... Sanıyorum bununla biraz yetineceğiz. Ama bir iki oran vermek istiyorum. Önemli olduğu için veriyorum. Buna bu boşanma nedenine devam edeceğiz. Şimdi neden boşanıyorlar? Bu bir istatistik. Gençler siz de dinleyin lütfen hanımefendiler. Aşk bitti diyenler %40. %40 aşkımız bitti. Eski heyecan kalmadı diye boşanıyor. Bunlar mahkemedeki beyanlar. %36 beni aldattı diye boşanıyor. İnsanların %36'sı yalan veya doğru. Mahkemeye bir şey söyleyecek ya. Beni aldattı diyor. Eğer yalansa bunun ahiretteki azabı çoktur. Namuslu bir kadına zina iddiasında bulunmak yerin ve göğün kaldıramayacak kadar büyük bir günahtır. Çünkü doğacak olan çocuğa gayri meşru sıfatını vermeye sebep olursunuz. Bir daha söylüyorum, büyük günahlardan biridir iffetli bir kadına zina iddiasında bulunmak diye söyleyeyim. Sürekli yalan söylüyor. Boşanma sebebi ve %30. Efendim sürekli kavga ediyoruz %20. Romantik şeyler yapmıyoruz. Mehtapta yürümek istiyor adam. Kadın yürümek istiyor mehtapta. Kadınlar daha çok gezmek istiyor mehtapta. Mehtap. Adam diyor ne mehtabı ya benim diyor hafta sonu çeklerim var diyor. Adam koyun can derdinde, kasap et derdinde. Adam diyor elektrik parası, doğal gaz, efendim masraflar diyor. Bak mehtap çıkmış diyor. Şimdi kadın romantik. Erkekte romantiklik yok. Garibanda ödeyecek masraflar var, paralar var. Şimdi... Mehtap diye bir şey kaldır mı? O mehtabı bile kara bir bulut gibi görüyor. Onun için diyor romantik şeyler, kocam romantik değil artık diyor. %20 romantik yani mehtapta yürümediği için boşanmış %20'si.
Veya doğum gününde çiçeği unutmuş. Çiçeğim gelmedi bugün. Şimdi adam eve geliyor, kadın diyor ki bugün ne günlerden? Bugün salı günü diyor. Hangi gün diyor? Kız, hanım diyor Aralık'ın 12'si diyor. Hangi yıl diyor? 2014 diyor. Bugün ne vardı diyor? Hiç. Dairede diyor bulgur pilavı vardı diyor. Başka ne vardı diyor? Bana otobüste diyor konuştuk arkadaşlarla sohbet ettik. Başka ne vardı diyor? Maaşımıza %10 zam geldi diyor. Başka ne vardı? Olmuyor. 100 defa soruyor adam gariban. Bütün hayatını döküyor. Bir şey yok hanım diyor. Ne istiyordun söyle. Sen diyor artık beni sevmiyorsun. Nereden çıkardın Allah aşkına? Bugün diyor benim doğum günüm diyor. Adam unuttum. Sen de romantik değilsin diyor bundan sonra. Bekar olmayı, arkadaşlarla takılmayı ve gece çıkmayı özledim diyen %20. Kadın ve erkek. Bekar olmayı özlüyorum diyor. Arkadaşlara takılmayı istiyorum, gece çıkmayı istiyorum. Kariyer konusunda hırslı değil kocam diyor. Başkasının kocası diyor milletvekili oldu diyor. Genel müdür oldu diyor. Fabrikalar kurdu. Benim kocam diyor. İşte yapamadı adam ya. Herkes milletvekili olacak değil ya. Sayı belli. Kariyer. Arkadaşlarıyla ve ailemle uyumlu değil diyen %18. İlişkimizde sorun var %15. Diyenler. Evet. Boşanma sebepleri bunlar. Boşanma oranları bunlar. Bu konuyu daha da konuşacağız inşallah. Efendim Mevlam bizi hepimizi her türlü sıkıntıdan uzak etsin. Peygamberimizin dualarını bir paylaşalım. Ondan sonra hep beraber duamızı yapacağız inşallah. Tabii önümüzdeki hafta kandilimiz olacak. Onu söyleyeceğiz zaten şu anda. Kandil gecesi ATV'de olacağız. Şimdiden ben hatimlerinizi bekliyorum. Kandil için bir daha söylüyorum. Hatimlerinizi, yasinlerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Gmail'den kandilimiz için dualarınızı atın. Başlayın bismillah. Fazla kalmadı. Bir haftamız kaldı. Önümüzdeki hafta Cuma günü akşam kandil gecesi. Mevlid kandili. Rebiül Evvel Hazreti Resulullah'ın doğum yıl dönümü. Onu paylaşacağız. Mustafa hocalarım, değişik hocalarımız burada olacak. Evet Resulullah'ın duaları. Ey kalpleri eğirip çeviren Allah'ım kalplerimizi taatine çevir. Allah'ım bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Resulullah diyor bunu. Nefsimin şerrinden koru diyor. Ey güzel Nebi. Ey kalpleri eğirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım senden yararlı bilgi, hoş rızık kabul edilmiş amel isterim İbn-i Mace. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver Müslim. Allah'ım günahlarımı bağışla, bana merhamet et, hidayet et, bana afiyet ver, rızık ver Müslim. Resulullah'ın dualarından. Allah'ım yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Yine Hazreti Resulullah'ın dualarından. Evet bugün programımız dolu doluydu hakikaten. Birçok konuya giremedik bile ama bu boşanmaya devam edeceğiz diye söyleyeyim ve hep beraber dua edelim. Bu ara pazar programımızı unutmayın. İnşallah pazar sabahı saat 10'da ona devam ediyoruz. Perşembe akşamları bu saatteyiz. Yarın sabah 8-10 arasında yine efendim ATV'deyiz diyoruz ve amin diyelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi mübarek Rebiül Evvel hürmetine, Rebiül Evvel'de doğan Nebi hürmetine, Rebiül Evvel'de vefat eden Nebi hürmetine, ya Rabbi sevdiğin ve bilmediğimiz esman hürmetine, kendi zatına sakladığın bütün isimlerin hürmetine bizleri affeyle, bizleri mağfiret eyle. Kusurlarımızı gider. Ya Rabbi günahlarımızı sil. Sana gerçek manada dönenlerden eyle. Amin. Kusurlarından vazgeçenlerden eyle. İhlasla dönenlerden eyle. Ya Rabbi nedamet ve pişmanlık duyduğumuz günahlara bir daha bizi döndürme ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle. Şu gecenin bu saatinde elini açmış ve sana yalvaran ve yanında kıymeti olan kardeşimizin hürmetine tümümüzün dualarını kabul eyle. Hastalarımıza şifa nasip et. Dertlilere deva nasip et. Borçlulara eda nasip et.
Ya Rabbi sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötü hastalıktan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Settar isminle setreyle ya Rabbi. Şafi vasfında şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi bizim bütün işlerimizi sağlam yap ya Rabbi. Rauf isminle bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kafi isminle bize kifayet et. Bizi başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha diyorum. Mustafa Hocam Fatiha'yı hızlı bir şekilde okuyor inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أذنا سالك. Hemen bir vefalı bir hatırlatmayı yapayım. Zaman zaman Neylesin müziğini, fon müziğini çalıyorum programlarımızda. Evet arkadaşlarımız şu anda çalıyorlardı bu müziği. Bu müziği yapan Bilal Ercan idi. Türk halk müziği sanatçısı. Geçen sene bu müziği çaldığımızda biz ondan müsaade istedik. Prensip olarak müsaade istenir. Bilal Ercan dedi ki benim hocama canım feda, hocamın istediğine olsa ben yazarım. Hemen yazdı, müsaadeyi verdi ve bize gönderdi. Ve arkasından da sizin programınızda müziğimi dinlemek benim için şereftir diye kardeşimize söyledi. Bilal Ercan 4 gün önce vefat etti. Bir kalp krizinde vefat etti. Biz vefalıyız, unutmayız. Onun için bu kadar alicenap davranan bu kardeşimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bize yakışan budur, biz onu hatırlamak istedik onun için. Diyorum ve bugün Twitter'dan efendim kazananları, kitap kazananları söylüyorum. Cahit Karakuş, Sümeyye Kılıç, Tuğba İlik, Ramazan Dinç, Mehmet Demirhan. Sizi seviyoruz. Sevgili Mustafa Hocam, teşekkür ediyoruz. Bekar kardeşler ve bugün Hollanda'dan, Kütahya'dan başka... Efendim, Ankara'dan ve başka yerden gelen kardeşlerimiz var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ve şu anda ekran başındaki bütün dostlarımıza, gönül kardeşlerimize gönülden sevgiler. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Ya Rabbi şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyette okumuşsa ilahi, o kardeşimizin niyetini kabul eyle,